Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Kongreye partideki genel merkez yanlılarıyla değişimciler arasındaki arbede damgasını vurdu. Kongrede CHP Bahçeli Evler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat yarıştı. Özgür Çelik 342 oy, Cemal Can Polat 310 oy aldı. 32 oy farkla değişimcilerin adayı Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Kıymetli başkanımızla el ele kol kola. CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi gergin başladı. Kongreye değişimcilerle genel merkez yanlıları arasındaki arbede damga vurdu. CHP İstanbul İl Başkanı, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu, yedekleri ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği seçimlerde CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat ve Bahçeli Evler İlçe Başkanı Özgür Çelik il başkanlığı için yarıştı. Kongrede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yuhalandı. Özgür Çelik'in konuşması sırasında kongre merkezinin balkonunda yer alan bir grup arasında arbede çıktı. Tüm örgütümüzü... Çelik tarafları kürsüden sakinleştirmeye çalıştı. İki taraf arasında yaşanan arbede güçlükle sakinleştirildi. Önce listeler ortaya çıktı. Özgür Çelik beyaz liste, Cemal Can Polat kırmızı listeyle yarışa girdi. Can Polat'ın kırmızı listesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer almadı. Ve Bahçeli Evler. Kongrenin ardından yapılan seçimde 342 delegenin oyunu alan Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli makamlarından bir tanesine beni layık gören bütün delegelerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açtığı davayı kaybetti. Böylece partiye dönüşünün önü tamamen kapanmış oldu. Karara tepki gösteren Özcan bundan sonra yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı. Her türlü mücadeleyi yaptım Atatürk'ün CHP'sinde kalabilmek için. Ama ben bu partiden Atatürkçü kaldığım için atıldım, ihraç edildim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi, soluğu mahkemede aldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için mahkemede son noktayı koydu. Açtığı davayı kaybetti. Partiye geri dönüşün önü tamamen kapandı. Mahkeme kararını verdi, üzülerek söylüyorum, aleyhime karar verdi. Beni partiden atmak için yıllardır mücadele veren 10 Aralıkçılar, Sorosçular, FETÖ'cüler başarılı oldular. Badem bıyıklılar mutlu oldu. Tanju Özcan'ın hedefinde yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Ama asıl partiden gitmesi gerekenler partiyi yönetmeye devam ediyor. Partinin esas sahipleri, bu partinin evlatları partili olmayanlar tarafından kapının önüne konuyor. Herhalde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da şu anda mutluluktan önüne gelene sarılıyordur. Peki Tanju Özcan bundan sonra ne yapacak? Ben kurultayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesini istiyorum. Başka bir partiye katılmayacağım. Bağımsız olarak yoluma devam edeceğim.